neyse hemen oradadır benim serdarım Kızıl Dede. Ses ve sözüyle tanınan Tenci Mahallesi Muhtarı Sayın Ali Asker Aydın'a duanı sizleri selamlamak için buraya davet ediyorum. Evet, çok değerli dostlar, değerli misafirler, değerli fethiyeler, dedelerimiz hoş geldiniz. Kızılderili etkinliğine hepinize hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Sağ olun. Konuşacağımız bu kadar. Dili konulardan falan onlarla geliş bilmediğiniz için hoş geldiniz. Teşekkür ederiz efendim. Gelecek mi hocam? Evet. Muhtarımıza da teşekkür ederiz. Sağ olsun. Akdeniz'i seyredenin yanından Tanrıdağ kulübünden Gelibolu'dan Otman Baba ismi Kızılderili'den sarın bizi erenlere gidelim. Kızılderili erenlerin yoluya orada uğradık Gelibolu'ya. Erenler severi Bektaş Veli'ye sarın bizi erenlere gidelim. Değerli canlar, bu konuda değerli dedemiz Hüseyin Temiz dedemizi buraya çağıracağız. O Alevilikle ilgili ufak bir şeyler sizlere anlatacağım. O da aramızda katılıyor. Dedemize teşekkür ederim. Değerli canlar, hepinize hoş geldiniz. Seyit Ali Sultan Kızılderili cümlenizin yardımcısı olsun. Canlar, Seyit Ali Sultan Kızılderili ilim ve irfan sahibi insanların gönüllerini fetheden büyük bir Alevi inanç önderidir. Avrupalıların İslam diniyle tanışmalarının batini bir yol olan Alevilik aracılığı ile olmasının büyük bir payı vardır. Canlar, Alevilik nedir? Alevilik, birinci dönem Kars milletvekili Fahrettin Erdoğan'ın Sevur Reşatçılara yazdığı kitabında şöyle anlatıyor. Alevilik, İslam dışı ne ayrı bir din ne de ayrı bir mezheptir. Alevilik, Hazreti Ali'nin etrafında toplanan birliğin ismidir. Alevilik, Hazreti Ali'ye gönül bağıyla bağlanıp, Hazreti Ali'nin bütün buyruklarını Allah'ın buyrukları olduğuna inanır, onun tasavvuf yolunu sürmenin adıdır. Alevilik, dünyada örneği olmayan bir inançtır. Bugün anlatılan bazı yerlerde söylerler, Aleviliğin şamanizmden geldi. Ben şamanist tarikatını gördüm. Şamanist tarikatıyla bizim Alevilerin genlerinin hiçbir bağlantı yanı yoktu. Alevilik, bir rehber, müşrik ve müsait kardeşi dört kurumu bunun önüne gelerek Fat Muhammed Ali yoluna girip kendi kendini sorgulamasıdır. Dünyada hiçbir inançta kendi kendisini sorgulaması diye bir şey söz konusu değil. Bunu Avrupa profesörleri de takdirle karşılıyorlar. 1300 sene önce dünyada böyle bir düşünce akımı var mıydı? Kendi kendini sorgulaması diye. Alevilik örf adet töre ve gelenekleriyle harmanladığı bir kültür birikimidir. Bu kültür insanları olgunlaştırıp erdemleştirerek insanı kârı yapar. Yani eski deyimle vahdeti vücuttur. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet. Hararet nakadır, saçta değildir. Keramet baştadır, tacda değildir.
Her ne arar isen kendinde ve Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değildir. Dedemize teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet, şimdi aramızda bulunan değerli Fethiye Belediye'mizin o çalışmalarıyla da bizleri onurlandıran değerli başkanımız aramızda, onları huzurunuza çağırıyorum. O da sizlere birkaç kelime söylesin. Misafirler, İzmir'in meclisi ve muhtarların örnek başkanı, kıymetli Fethiye'ler, hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Ben bu konularda pek bir bilgili değilim ama Kızılderil Sultan tam bizim bir önderimiz de zatımız. Kızılderil Sultan esas gören biliyorsunuz Hacı Bektaş'ta aşçı postu ve ilim irşad etmek için Anadolu'da ve Trakya'da büyük başarılar sunmuş ve naaşı da şimdi Yunanistan'da dimatör kadardır, biliyorsunuz. Tabii bunların öğretilerinden gelerek, kendi geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatarak, onlardan aldığımız ilhamla bundan sonraki hayatlarımızda da bu süreçte devam edecek ve çocuklarımızda da nesilden nesile bu görevimizi devam ettireceğiz. Bu etkinlikte emeği geçen başta Hasan dedem, sonra Müzede dedem, muhtarım ve dernek başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hiç olmasa bir gün bizi bir araya getirdi. Şuradan Cem olalım, Can olalım diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Değerli belediye başkanımıza bize teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadı, buraya kadar geldi. Şimdi aramızda sazıyla, sözüyle bir olan değerli Mürtaza Aksüt'ü davet ediyorum.